Evet millet geldik Psylocke karakterine. Bakalım ne kadar iyi olmuş arkadaşlar. İlk olarak Gore'da başlayacağız. 95. seviye gibi gayet yüksek bir seviyede girdim ve gayet de zor bir bölümde girdim. Bundan sonra arkadaşlar bir de Dormammu'da da test edip bu karakterin en azından bu videosunu tamamlayacağız. Daha sonrasında bu karakter için bir de İttifak Savaşı videosu gelecek. Orada da Rock karakteriyle ve Cable karakterleriyle karşılaştırmayı düşünüyorum. Ama bu karakter henüz 80 seviye arkadaşlar. Ona göre de değerlendirmenizi tavsiye ederim karakteri. Yani onu göz önüne alın. Şimdi başlayalım bakalım ne kadar iyiymiş burada. Arkadaşlar bu karakter hakkında bilmeniz gereken ilk şey bu karakterin pek çok yeteneğini biraz gecikmeli olarak kullandığınız. Evet, şurada biraz hasar aldık. Yapacak bir şey yok onun için. Umarım ölmeyiz. Neyse ki can yenilemesi fena değil. Burada biraz kaçmamız lazım. Saldırısını yapacak, yapsın. Bu arada bayağı iyi gidiyoruz şu anda. Aslında şurada farklı bir karaktere geçip dolansaydım daha iyi olurdu. Karakteri riske atmak istemiyorum. Umarım ölmeyiz. Hareket hızı biraz yavaş arkadaşlar, onu söyleyebilirim. O çok hoşuma gitmedi. Şurada atlasın. Arkadaşlar burada hiç 6. yeteneği kullanmayacağım çünkü zaten şu şey doldu, evet, bar doldu. Şu canavarlar falan gelecek. Onlar da biraz vaktimiz alacak ama bakalım. Hasarı gayet iyi bu arada. Güzel. Bitirdik. Şöyle biraz bekleyelim yetenekler dolsun. Gayet iyi. Burada biraz canımızı aldı ama bit artık. Güzel. İlk fazı geçtik. Kaldı bir faz. Yani rahatlıkla tamamlayacağız arkadaşlar ama şurada tabii şu yaratıklara falan ölmezsek. Evet, şurada kaçsak iyi olur. Şöyle biraz oyalanalım. Güzel. Oo, bu kötü oldu. Arkadaşlar, oo, kaçmamız lazım. Kaç kaç. Arkadaşlar mecburen karakter değiştirdim. Ölecektik. Yani bu son faz çok tehlikeli. Görüyorsunuz ara saldırı yapıyor ama onu öldürmeye niyetim yok. Aa, gerçi yenileri geldi. Her türlü ölecekler. Şöyle yapsın. Gelsin. Evet, şimdi. Evet, kaç hemen. Hemen kaç. Öleceğiz. Burada bir can... Oh, karakter değişti, karakter değişti. Vallahi ucuz yırtıyoruz. Evet. Şurada üstümüze gelmesini beklememiz lazım ve karakter değiştirmemiz gerekiyor ama burada fena bir saldırı yiyeceğiz. Her taraftan saldırı geliyor. Ölmezsek tamamlayabiliriz diye ümidi de, evet, güzel. Arkadaşlar bu faz zor olduğundan dolayı biraz zorlandık ama şeyden dolayı değil, karakterin hasarı yönünden değil. Karakterin hasarı gerçekten çok iyi. Yani beni şu ana kadar etkiledi diyebilirim. Bir de 80 seviye bu karakter, daha kategori 4'e bile basmadık. Sadece o bölümdeki işte canavarların saldırısı falan biraz sıkıntılı, ona dikkat etmek gerekiyor. Bir de Dormammu da merak ediyorum. Acaba Dormammu da nasıl bir performans çıkaracak? Şöyle bir takım oluşturup şöyle cinden alacağız. Yapacak bir şey yok. En iyi takımı kurmaya çalışıyorum. Aslında bu karaktere Nick Fury'yi de lider olarak kullanabilirim. Onu mu kullansam? Dur bakayım, Nick Fury nerede ki?
Ben kullandım mı King Fury'yi ya? Evet kullanmışım. O zaman şey yapacağız ya şöyle. Şunu destek olarak Dazzler'ı kullanacağız. Nerede Dazzler? Git git de bitmiyor. Şunu bir de Dazzler Dazzler şurada. Evet böyle güzel ya. Şunu şöyle mi yapsak? Neyse hadi yapalım ya aman. Hiç uğraşmayacağım şu anda. Bakalım Dorman bu da nasıl arkadaşlar. Yani baş düşman da bayağı iyi. Ama bir Dorman bu da görmek lazım. Sadece arkadaşlar karakterin biraz kırılgan olduğunu söyleyebilirim. Tamam can yeniliyor güzel ama çok da hasar alıyor. Yani o hasarları tanklayacak kadar da bir defansı yok, bir savunması yok. O biraz sıkıntı yaratabilir. Evet. Fena değil. Güzel. Güzel bence hasar. Bir tabii şey değil arkadaşlar. Bir Human Torch değil ama yine de güzel başladık. Bakalım. Human Torch normalde burayı tekliyor arkadaşlar. Yani 80 seviyede de tekliyor. Sadece kategori 4'te değil. Bit artık. Güzel. Arkadaşlar bu arada rotasyonu yaparken 6 yapıyorum. 6'yı çok kısa bekliyorum. 1 saniyeden daha kısa süre bekliyorum. 4 yapıyorum. 4'ü yaklaşık bu arada hasar atışım devreye girdi. Hiç iyi olmadı ya. Hasarımın bir kısmını kaçıracağım. Neyse. 4 yapıyorum arkadaşlar. 4'ü 1-1,5 saniye civarı bekliyorum. Ondan sonra 3'ü de çok kısa bekliyorum. 2-5 falan yapıp geçiyorum. O sayede gayet etkili kullanıyorum diyebilirim karakteri. Yani o konuda yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çünkü şey karakterin özellikle 4 ve 3. yeteneklerini biraz gecikmeli iptal etmek lazım. Ona mecbursunuz. Yani onu yapmazsanız hasarınız azalır. Yani 4'ü 3'ten biraz daha uzun süre bekliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Şöyle işte kılıcı havaya kaldırdığı zaman 3'e geçebilirsiniz 4. yeteneği uyguladıktan sonra. Üçüncü yeteneği de kısa bir süre bekliyor. Sonra devam ediyoruz işte. Kılıcı kaldırdı. 3 yapıyorum. 2 yapıyorum. 5 yapıyorum. 2 aslında çok da gerekli değil. 2'yi sona da saklayabilirsiniz. Atıyorum şöyle etrafta dolaşmak için de kullanabilirsiniz. Hani illa 2'yi araya katmanız gerekmiyor ama katsanız da olur. Yani ben katıyorum arada. Yani şey bilmiyorum alışkanlıktan herhalde. Aslında çok da şart değil ama. Yani 2'yi de araya katsanız olur. Katmasanız da olur. Kafanıza göre. Evet, 2 dakikada burası sürmüş arkadaşlar. Yani dediğim gibi Dormammu'nun en iyi karakterlerinden sayılmaz ama bence makul bir karakter. Yani Dormammu'da da gayet kullanılabilecek bir karakter. Hani benim daha iyi karakterlerim olmasaydı ben sahil okulda orada kullanabilirdim. Şimdi karakterin biraz gelişiminden bahsedeyim. Kostüme henüz epik arkadaşlar destansiye basamadım. Çünkü elimde TP çipi yok. Bu TP çipi bana hep problem çıkarıyor. Kostüm seçeneklerini sizden Avcı Kraven, Star Lord, Domino ve Crescent kostümlerini istiyor. Son seçeneği göremiyorum. Destansı seçeneğini göremiyorum. Çünkü henüz oraya basamadım. Özel ekipman olarak Yüce Öfkesi tip var. %180 hasar atışı üst tarafta. Artefakt olarak kendi artefaktı var. 3 yıldız bir şekilde ama arkadaşlar bu artefakt çok gerekli bir artefakt değil. Onu söyleyeyim. Çünkü artefaktın kendisi pek iyi değil. Yani illa bu artefaktı almanız gerekmiyor. Olmasa da olur. Onun için çabalamanıza gerek yok. Onu söylemiş olayım. İsos ikizleri full kızın altın gücü getirmişim. Turnu 5'e kadar basmışım yetenekleri. Full karakter ekipmanı kısmında çifter saldırı biraz kritik hasar kritik oranı falan var. Detay kısmında da gerekli PV özellikleri. Full arkadaşlar fark ettiyseniz bu karakterde Odin Uğrusu da yok. Yani buna rağmen gayet sağlam bir performansı var. Üstelik bu karakter kategori 4 bile değil arkadaşlar. Henüz 80 seviye yani potansiyeli falan açık da kategori 4'e basamadım henüz. Basmayı düşünüyorum aslında ama şu Deadpool'dan tabii bir geçit bulabilirsem muazzam malzeme yiyor ya namussuz. Yani bu burayı hala basmaya çalışıyorum. Şuraya da böyle azar azar tane tane basıyorum arada. Şuraya baksanıza ilerlemiyor. Yani Deadpool'u bitirirsem ona geçeceğim de Psylocke'a geçmeyi düşünüyorum. Yani özellikle bu performansını gördükten sonra kasmayı düşünüyorum ama işte bakalım malzeme çıktıkça artık.
Yani arkadaşlar Silo karakteri bu şekilde. Bu karakterin dediğim gibi bir de İttifak Savaşı'na ayrı bir videosu gelecek. Onu da söylemiş olayım. O da yakın zamanda gelir. Yandu karakterine video istiyor musunuz arkadaşlar? Bunu da yorumlara yazın. Ona göre video çekeceğim bu karaktere. Ama Silo videosu kesin olarak gelecek. Onu söyleyeyim. Evet millet, siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.